Ne? Söyle ne söyleyeceksen? Ben seni çok özlemişim Reyhan. Dün sarılınca anladım. Kokun hiç değişmemiş. Tamam. Konuşmuyoruz bunları, konuşmuyoruz. Tamam mı? Şu anda konuşmayacağız. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii ki. Sen düğünü başka bir sebepten dolayı böyle apar topar öne aldın. Yoksa hani henüz kararını vermemiştin biliyorum ama... Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Kim söyledi? Dün akşam burada adam konuşurken duydum da ben kazara. Kazara? Evet, su içmeye iniyordum, öyle duydum yani. Senin Ömer'e yardım etmenin nedeni gerçekten onu korumak mıydı? Yoksa o adamın dediği gibi düğünü ertelemeye mi çalışıyordun? Yani benim yüzümden. Hani ben döndüğümde kafan karıştı diye mi? Bilmiyorum Reyhan. Ben gerçekten bunu ben de çok düşündüm. Ya çünkü yani Ömer'le olan şey beni mahvetti. Yani benim olayımdan daha fazla üzüldüm buna. O yüzden de bilmek istedim benim yüzümden mi diye. Keşke bilebilsem Reyhan. Gerçekten. Bilmiyorum belki de... Belki de... Menteş haklıydı. Ben Ömer'e yardım edeyim derken aslında bilinçaltında bambaşka bir şeyin peşindeydim. Çünkü insanın en kolay kendini kandırıyor. Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Ne? Ayşem'le Ömer'in yuvası ne olursa olsun zarar görmemeli. Onlar hepimizin umudu çünkü, anlıyor musun? Bu hayatta mutluluk var, bal gibi de var arkadaş diyebiliyorsak sırf onlar olduğu için. Ayrıca Ömer'i kardeşimden daha yakın görüyorum. Ben de. Onun aslan yüreği bana yaşam sevinci veriyor. Yani mutlaka kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. Ömer'in dostluğundan vazgeçmem. Oyuncak koltuğun en ulaşılmaz yerine yuvarlanmış yine. Nasar da buradaymış. Senin dostluğundan vazgeçemem kardeşim.